İsmim Beril Pozam. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrencisiyim. 21 yaşındayım, İstanbulluyum. Nusret Çetinel. Onun ismini duyduktan sonra iyice tamam dedim, ben bu projede olmak istiyorum. Onun haricinde de tabii konusu çok ilginç geldi. Ben Tom Hanks'in Terminal filmini çok seviyorum. Birazcık onunla bağlantı kurdum. Çok hoşuma gitti, ne bileyim, bir insan AVM'de büyürse ne olur? Ben bunun parçası olursam nasıl olur? Merak ettim. O yüzden kabul ettim. Vallahi Ankara'da değil, dünyadaki ilk projem olduğu için genel olarak bir tecrübe paylaşımında maalesef bulunamayacağım. Çünkü daha önce hiç profesyonel anlamda çalışmadım. Zaten öğrenciyim. Dolayısıyla ne zorluğunu ne de kolaylığını görebiliyorum. Sadece böyle bir ekiple çalışmanın kolaylığını hissediyorum, o kadar. Benim en çok açlığını çektiğim şey doğru düzgün güzel bir komedi dizisi izlemek. Yani Türkiye'de de, yurt dışında da. Yani devamlı tekrar tekrar döndürüyorum izlediğim dizileri. Çünkü komik ve başka komik dizi bulamıyorum. O yüzden hep aynı şeyleri izleyip duruyorum. Komedi üretebiliyorsak ne kadar güzel. Başka bir şey söylemeyeyim. Evet, var. Ya bence öyle ki çok böyle saf diyeceğim ama saf böyle kötü anlamda saf değil. Naif bir karakter. Dünyaya böyle farklı bir pencereden bakıyor. Kimsenin günahını almak istemiyor. Yani dedektiflik yapıyor aslında. Yani işi birazcık böyle sorgulamak, ne bileyim, acaba suçlu mudur diye düşünmek ama bunu yaparken bile yok ya, bu yapmamıştır, çok tatlı bir insan falan diyor. Ya bu benim çok hoşuma giden bir özelliği Öykü'nün. Bu kadar iyi kalpli olması. Bir de ne bileyim, çok sevimli geliyor bana. Ben çok hoşuma gidiyor Öykü'yü çalışırken, Öykü'nün repliklerini okurken ya da Öykü'yü canlandırırken. Çünkü böyle hayata karşı yeni doğmuş bir insanın heyecanı var. Hani her şeyde, işte AVM'ye girerken de heyecanlanıyor, işte ofise girerken de heyecanlanıyor. O heyecan beni de böyle canlı tutuyor, çok hoşuma gidiyor o yüzden. Evet, bence yani benziyoruz biz Öykü'yle. O da benim gibi heyecanlı. Yani ben de böyle en azından çabalıyorum diyeyim. İnsanların kötü yanlarını görmemeye çalışıyorum. Ya da oldukları gibi kabul etmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Herkesin kötü ya da iyi yanları var da. Bu konuda benziyoruz. İşimizde de ikimiz de heyecanlıyız. Ben de kendi işimde çok heyecanlıyım. O da kendi işinde çok heyecanlı. O da genç, ben de gencim. O da tecrübesiz, ben de tecrübesizim. Dolayısıyla kendi tecrübesizliğimi onun tecrübesizliğiymiş gibi yansıtıp böyle ortaya karışık bir şey yapmaya çalışıyorum. İnşallah oluyordur. Bu diziyle alakalı değil vermek istediğim mesaj, dünya ile alakalı. Bazen insanın kendini kabul etmesi ve kendini affetmesi gerekir ilk önce. Hayatı anlayabilmesi ve affedebilmesi için. O yüzden birazcık daha sabırlı ve birazcık daha uyumlu olmalıyız diye düşünüyorum. Birazcık daha... Bir de depresyondaki insanlara genelde deli muamelesi yapıyorlar. Ama biz bu dünyaya ayak uyduramadığımız için depresyondayız. Bu da böyle bilinsin. Mesajım bu. Niye izlemesinler ki? Ben bilmiyorum. Ben çok heyecanlanmıştım. İlk bölümü izlediğimde de çok heyecanlandım. Senaryoyu okuduğumda da çok heyecanlandım. Fikri duyduğumda da çok heyecanlandım. Yani birincisi, böyle bir şey daha önce hiç denenmemiş. Türkiye'de en azından benim bildiğim kadarıyla. Sırf la bunlar nasıl yapmışlar acaba diye izlerdim ben. Çünkü değişik bir proje yani. İkincisi, konu değişik. Yani bir insan nasıl AVM'de doğmuyor, AVM'ye bırakılıyor gerçi de. Yani orada nasıl büyür? Hani nasıl çocukluğunu yaşamıştır? Hala çocuk mudur, değil midir? Hayatı nereden öğrenmiştir? Yani Masar karakteri için konuşalım. Sonuçta bir erkek, karşı cinsli olan ya da kendi cinsiyle olan ilişkilerini nasıl dengeliyordur? Yani bunlar çok ilginç dinamikler bence. Ya sırf bu yüzden bile izlenilmesi bir dizi. Ya merak uyandırıyor çünkü. Keyifli neş değişen kahkahalı, baba ne derse öyle olmalı. Gece gündüz gülmeyi oynamalı. Nasıl olmuş da o gelmiş geri?